Merhabalar, iyi günler. Adım Profesör Doktor Ferit Bas. İstanbul Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'nda lisans eğitimimi tamamladım. 1990-94 yılları arasında. 1994-98 yılları arasında bunun arkasından Marmara Üniversitesi'nde Eski Çağ Tarihi'nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Sonraki süreçte 1-2 yıllık İstanbul Üniversitesi doktora çalışmasından sonra tarih alanında YÖK bursuyla kendim Almanya'da Köln Üniversitesi'nde Eski Çağ Tarihi alanında 2000-2005 yılları arasında doktora tezimi hazırladım. Arkeolojiyle geçen lisans eğitimin ardından hem yüksek lisans hem doktora çalışmalarımı Eski Çağ Tarihi alanında yaptım. Kendi uzmanlık alanım Roma Çağ Anadolu Tarihi ve Yunan-Roma epigrafyası. Hali hazırda 1995 senesinden itibaren de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarih bölümünde Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Burada tarihi ana ilgi alanlarım olarak ben Yunan ve Latin epigrafyasını seçtim. Kendim Kapadokya Komanası'nda ve akabinde Antalya'daki Ternusos Antik Kenti'nde yüzey araştırmaları yürüttüm. Birkaç farklı noktada da Anadolu'da müzelerde çalışmalarım gerçekleşti. Bu çerçevede, bu konuşma kapsamında sizlere doktora tezimden bahsetmek isterim. Doktora tezimin konusu Kapadokya Komanası adı verilen bir yerleşim biriminin antik dönemdeki yazılı kaynaklarıyla hem epigrafik belgeleriyle hem de filolojik belgeleriyle ilgilenmek oldu. Kendi çalışmalarım Kapadokya Komanası'nın epigrafik belgeleri oluşturdu. Kapadokya Komanası adı verilen yerleşim birimi bugünkü Adanaeli Tufanbeyli ilçe sınırları içerisindeki modern bir Türk köyü olan Şarköy köy sınırları içerisinde yer almakta. Yani antik yerleşim biriminin üzerinde bugün bir köy yükselmekte. Bu köyde 2000'li yılların başlarında yapmış olduğum çalışmalarda yeni yazıtlar bularak doktora çalışmamın içerisinde değerlendirdim. Araştırma tarihçesi hemen hemen 1880'li yıllarda başlayan bir yerleşim alanı. Doktora tez konusu olarak Almanya'da yaptığım eğitim esnasında bu kenti seçerken kentten bilinen yazı sayısı hali hazırda 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık olarak 100 kadardı. Ama yapılan çalışmalarla beraber, arazi çalışmalarıyla beraber bu rakam 350'ye kadar ulaştı ve hadisatında kitap çalışmasının içine dahil etmediğim, sonradan bulmuş olduğum takriben bir 70-80 kadar adette yazıt hali hazırda kendi tarafımdan değerlendirilmekte. Bunların bir kısmını makale olarak yayınladım. Doktora tez çalışmasını 2007 senesinde kitaplaştırdım. Bu çalışmada neler bulduğuma dair bazı belgeleri, bilgileri, genel anlamları itibariyle sizlerle paylaşmak isterim. Kapadokya Komanası adı verilen yerleşim birimi Anadolu'daki bildiğimiz birkaç belli başlı önemli tapınak devletlerinden bir tanesi. Kendisi Kapadokya bölgesindeki en önemli tapınak devleti, en büyük tapınak devleti olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Anadolu'da Pessinus, ondan sonra Venasa, Kabeira gibi ya da Kapadokya Komanası ile aynı adı taşıyan Karadeniz'deki Pontus Komanası ile birlikte önemli belli başlı tapınak devletlerinden bir tanesi Kapadokya Komanası. Hakkında bilgilerimiz işte Helenistik döneme kadar geriye uzanmakta. Antik çağdaki yazarlar bu yerleşim birimi hakkında bize bilgiler vermekteler. En kapsamlı bilgiler veren kişi antik coğrafyacı ünlü Amasya'dan yetişmiş olan, doğmuş olan, doğumlu olan Strabon. Strabon kendisi Anadolu'lu birisi olarak Kapadokya Komanası yerleşim birimine kendisi geliyor ve geldiği süreç içerisinde Kapadokya Komanası'ndan bahsederken tapınak devletinin hatırı sayılır bir topraklara sahip olduğunu ve tapınak devletinin başında bir rahibin bulunduğunu, bu hatırı sayılır topraklardan elde edecek olan gelirin tasarruf hakkının rahibe ait olduğunu ve içinde bulunduğu bu tapınak devletinin içerisinde 6000 adet kadın erkek karışık tapınak kölelerinin olduğunu, hierodüloyların olduğunu bize kendisi söylüyor.
Ve akabinde Strabon bu yerleşim biriminin bir zikretmeye değer prestijli bir polis kent devleti olduğunu söylüyor. Fakat bilgi Strabon tarafından verilen bu bilgi Kapadokya Komarısı'nın polis kent devleti ile ilgili olduğu bilgi doğru bir bilgi değil. Antik çağ yazarlarını okuduğumuz zaman onların görüşlerinin, fikirlerinin bir eleştiri süzgecinden geçirilerek bir tenkite ve tabi tutularak değerlendirilmesi, kullanılması lazım. Strabon'un polis diye bahsettiği yerleşimleri Kapadokya Komarısı biz gayet iyi bir şekilde biliyoruz ki bir tapınak devleti. Zaten Strabon'un kendisinin de tarif ettiği içindeki yönetimi, işte hatırı sayılır toprakları içindeki tapınak görevleri vesairesi bakıldığında bir tapınak devletini bize tasvir ediyor. Ama not olarak düştüğü polis bilgisi bu manada gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Strabon kendi eserinde Anadolu'da altyapısı itibariyle, mimari kalıntıları itibariyle üst noktada belli bir seviyenin üzerinde gördüğü kentlere polis demek gibi bir alışkanlığı var. Polis dediğimiz şey biliyorsunuz Hellenlerin, Yunanların kent devleti. Kapadokya Komarısı bir Hellen, bir polis kent devleti tarzında değil. Bu kent devleti statüsünü daha sonra kendisi edinecek yerleşim biriminin. Strabon'un bu bölgeye geldiği tarihler 3 aşağı 5 yukarı. İşte milattan sonra 17 yılından önceki bir zaman dilimini kapsamak durumunda. Çünkü milattan sonra 17'de Kapadokya Kralı Arhelaos ölecek. Akabinde burada bir Kapadokya eyaleti kurulacak. Kapadokya eyaleti kurulmadan, son Kapadokya Kralı Arhelaos ölmeden çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Strabon buraya geliyor ve burasını bir tapınak devleti formundayken ziyaret ediyor ve bize bilgiler aktarıyor. Bu manada polis diye zikretmesinin sebebi kenti mimari yapılarının, donatılarının üst noktada olmasından kaynaklanıyor. Bu Strabon'un başka kentlerde de uyguladığı bir durum. Şimdi bu noktada Kapadokya Komarısı olarak adlandırılan bu yerleşim birimi bir tapınak devletiyken daha sonraki bir süreçte bu Tufanbeyli ilçesindeki Şarköy üzerinde, Şarköy'ün yükseldiği bu köyde bir zamanlar tapınak devleti varken bu yerleşim biriminden ele geçen yazıtlar bize Hierapolis adındaki bir yerleşim biriminden bahsediyorlar. Yani şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yerleşmenin antik edebiyat yazarları, antik tarihçiler tarafından bize bildirilen ismi Kapadokya Komarısı. Ama yerleşmede bulduğumuz yazıtlar, kitabeler bize Kapadokya Komarısı isminden ziyade, ki bunu hiçbir şekilde şu ana kadar vermediler, bize Hierapolis adındaki bir kent devletinden bahsediyorlar. Bu şu anlama geliyor. Strabon'un tapınak devletini ziyaret etmesinden kısa bir süre sonra son Kapadokya kralı Arhelaos ölmeden evvel kendi hükümranlığı sırasında tıpkı Kilikya'daki sahil kenti olan ki oraya son dönemlerinde orada geçiriyor, kıyı şeridinde geçiriyor, Elavse Sebaste yerleşmesinde. Tıpkı orayı bir kent devletine dönüştürdüğü gibi, tıpkı Mazark adını verdiğimiz Kayseraya ismiyle tanıdığımız bugünkü Kayseri yerleşim birimini Hellen kent devleti statüsüne dönüştürdüğü gibi Arhelaos Kapadokya Komarısı tapınak devletinde bir kent devletine dönüştürüyor. Yani bir nevi Arhelaos'un bölgeyi, hakimiyeti altındaki bu bölgeyi bir Hellenleştirme çabası söz konusu. İşte burada problem şu. Antik edebiyat yazımının Kapadokya Komarısı diye bahsettiği yer, yani bugünkü Şarköy ve içinde bulunan yazıtların Hierapolis olarak bahsettiği yer aynı yer mi? Soru bu. Buna verilecek kesin çok net bir cevap yok ama verilecek olan bilgilerin çoğu gerçekten tatminkar. Şöyle ki bir defa Kapadokya Komarısı olarak antik tarih yazarlarının anlattığı bir yer, başka bir yer Kapadokya bölgesinde yok. Yani bizim bugün Şarköy'de gördüğümüz Tufanbeyli ilçesinde içerisindeki Şarköy'de bulduğumuz yerleşim birimi Kapadokya Komarısı olmalı. Çünkü neden? Antik yazarlar burasının bugünkü Sarız Nehri'nin, yani antik dönemdeki Saros Nehri'nin kenarında Antitoros'a adı verilen dağlık bir bölgede kurulduğunu bize söylüyorlar. Bugünkü Şarköy'de aynen böyle bir yerin üzerinde oturuyor.
Aynı zamanda bize Kapadokya Komanısı olarak coğrafi bilgiler veren, mesafeler bildiren yayınlarda, kitaplarda rastladığımız şu türden bir bilgi de var. Mesela bir itinerarium Antonini adı verilen bir eserin üzerinde Kapadokya Komanısı yerleşim birimiyle doğudaki Malatya, Melitene'deki adı verilen yerleşim biriminin arasındaki mesafenin 154 Roma mili olduğunu bildiren edebi eserler var, coğrafi nitelikte eserler var. Şimdi arazide bulduğumuz yazıtlarda, mitaçlarında açıkça Kapadokya Komanası'nın Melitene'ye olan mesafesini 157 Roma mili olarak bildiren mitaçları var. Bunun anlamı şu, Itinerarium Antonini adı verilen coğrafi eserdeki 154 Roma mili, bugün bizim arazide bulduğumuz mil taşı 157 Roma mili ile 3 aşağı 5 yukarı örtüşmekte. Dolayısıyla Kapadokya Komanısı olarak bildirilen yer ya da yerleşmede bulduğumuz mil taşı 3 aşağı 5 yukarı birbirleriyle ne yapıyorlar? Örtüşmekteler. Bir bu. Bir de ikincisi Şarköy'den bulduğumuz Tapınak Devleti'ne ait hala dinsel içerikli yazıtlar var. Bu yazıtlar ondan sonra insanların kendi çocuklarına koymuş oldukları isim verme geleneği, dinsel kökenli isimler veriyorlar. Çünkü vakti zamanında tapınak devletiyken buradaki tapınaktaki yegane tanrıça Ma oluyor. Ma bir savaş tanrıçası ve sürekli Aniketos ya da Nikeferos yani yenilmez ya da zafer getiren, zafer taşıyan ibareleriyle adlandırılan savaşçı karakteriyle bildiğimiz eski Anadolu kökenli bir tanrıça. Bu tanrıçaya ilişkin bilgiler Kapadokya'dan bir tek görebildiğimiz kadarıyla büyük ölçüde buradan geliyor. Bu kültün rahiplerinin izlerini sürebiliyoruz. Bu külte inanan insanların kendi çoluk çocuklarına verdiği isimlerin Ma olduğunu rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Dolayısıyla Kapadokya Komanısı'nın Hierapolis'te özdeş olduğu konusunda artık bizim hiçbir sıkıntımız, sakıncamız yok. Elbette ki yerleşim bilimi içerisinde Kapadokya Komanısı olarak adlandırdığımız Şarköy'de günün birinde bizzat Kapadokya Komanası'nın komana ismini barındıracak bir yazıtlı kitabe, bir yazıt bulduğumuzda hakikaten bu problemi ortadan ne yapacağız? Kaldırmış olacağız. Buraya kadar anlatılanlar özetle Kapadokya Komanası'nın bir tapınak devleti olduğunu, milattan sonra 17 yılından önce yakın bir dönem içerisinde antik yazar tarafından, Strabon tarafından uğranıldığını, yazarın buraya uğradığını ve akabinde de gene son Kapadokya Kralı Arhelaus tarafından bir Yunan kent devleti tipine dönüştürülerek isminin değiştirildiğini görüyoruz. Nedir Hierapolis? Hierapolis kutsal kent manasına geliyor. Hierapolis ismine rastladığımız mesela Kilikya'dan Hierapolis Kastavala var. Sonra Frigya'dan, Pamukkale'den bildiğimiz Hierapolis kenti var. Bütün bu yerleşim bilimlerindeki Hierapolis, kutsal kent tabiri şundan dolayı veriyor. Çünkü bir zamanlar burada Kapadokya Komanısı adında bir tapınak devleti olduğu için bu eski karakterini vurgulamak amacıyla karar vericiler, iktidar sahipleri burayı bir Hellen kent devletine dönüştürdüklerinde eski karakterine izafeten bu ismi vermeyi ne yapıyorlar? Sürdürüyorlar. Ama bir taraftan da şöyle bir antik dönemde şöyle bir algı da var. Bunu da teslim etmek gerekiyor. O da şöyle ki Kapadokya Komanısı'nın ismi Hierapolis olarak değişmesine rağmen hem edebiyat yazımında daha sonraki süreçte hem de civarda ele geçen başka yazıtlarda bu yerleşim birimine Komana olarak adlandırmak bir alışkanlık halini alıyor. Demek oluyor ki insanların zihninde, antik çağ insanının zihninde belli bir süre bu yerleşim biriminin tapınak devleti olarak ortaya çıkması ve uzunca bir süre bu yolla ün salması söz konusu olmuş olacak ki insanlar kentin yeni adını Hierapolis ismini ne yapmıyorlar? Civarda ya da antik çağ edebiyat yazımında kullanmıyorlar. Bunu da teslim etmemiz lazım. Ama kent bir defa Hellen polis devleti statüsüne dönüştürüldüğünde artık kentin adının Hierapolis olduğunu ne yapabiliyoruz biz? Rahatlıkla görebiliyoruz. Bundan sonraki karşılaşacağımız şey, yerleşim birimine ilişkin karşılaşacağımız unsur bir tapınak devletinden kent devletine dönüşü bize gösterecek.
Nedir o dönüşüm? Bir Helen Kent Devleti'nin olmazsa olmazları vardır. Yani teorik olarak vardır, uygulamada vardır. Mesela biz Helen Kent Devletleri'ni nereden biliriz? Antik çağda Anadolu'sunda hatta bütün bir Akdeniz dünyasında sayılarının 1500 kadar olduğu tahmin edilir. Bu bir tahmini bir rakam ama bugün Anadolu itibariyle bakıldığında Fırat'ın yani Eufrates Nehri'nin batısından bütün bir Anadolu topraklarını düşündüğümüzde 300'ü aşkın kent devletinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bunu yazıtlar yoluyla söyleyebiliyoruz, sikeler yoluyla söyleyebiliyoruz. Nedir bu kent devletlerinin karakteristikleri? O da şudur. Bir, kendilerine ideal, kendilerine özgü meclisleri vardır. Bir tanesi danışma meclisi olan Bule Meclisi, bir tanesi halk meclisi olan Demos, bir tanesi de zorunluluk belki değil ama yaşlılar meclisi anlamına gelen Geruze'yi görebiliyoruz. Bunlar idari organları. Bunun dışında tabii ki de bir Hellen Kent Devleti'nin, bir Yunan Kent Devleti'nin olmazsa olmazlığından bir eğitim yuvası var, kurumu var. O da gimnazyonlar. Gimnazyonlar da bir Hellen Kent Devleti'nin olmazsa olmazlığından ayrılırlar. Bir kent devletinin gene olmazsa olmazlığından bir sütunlu cadde vesaire bu gibi şeylerin ya da bir antik döneme ait bir tiyatronun olması beklenebilir. Bu gibi yapıların belli başlılarını belki bir sütunlu caddeyi takip edemiyoruz ama epigrafik yollarla idari meclisler bazı yapı elemanlarını arazi üzerinde ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Ne kalmıştır bu yerleşimlerinden neleri görebiliriz? Örneğin bir tiyatro görebiliriz. Örneğin bir tapınak yapısı görebiliriz. Örneğin Kırık Kilise adı verilen işte 311 milattan sonra 311 senesinde Noricum'da valilik yapmış olan Aurelius Hermodoros'la aynı kişi olduğu düşünülen bir Kapadokya komandası yani Hierapolis doğumlu bir Romalı senatörün mezar binasını görebiliriz. Dediğimiz gibi yerleşim birimi üzerine bir modern bir yerleşim birimi yükseldiği için antik çağ yapı kalıntılarını her daim tespit edebilmek, her daim işlevselliğini belirleyebilmek mümkün değil. Burada yanlış hatırlamıyorsam 1967 ya da 1972 o civarlarda bir tarihte sadece bir yılına bir İngiliz arkeoloğu Richard Harper tarafından bir yıllık bir kazı çalışması yapılıyor. Onun dışında da benim bilebildiğim kadarıyla başka bir arkeolojik çalışma ondan sonraki yıllarda gerçekleştirilmiyor. Baktığımız zaman bu yapı elemanlarının dışında nedir epigrafik belge olarak günümüze ulaşan? Mesela son Kapadokya kralı Arhelaus'u kent içerisinde Soter ve Kıtistes yani kurtarıcı ve kurucu olarak adlandırıldığını biliyoruz. Bu Arhelaus'un kentleri yerleşimlerini Hellen polis kent devletine dönüştürmesinden kaynaklanan bir ünvan. Bunu başka yerlerde de görebiliyoruz. Enteresan olan şey şu. Yazıtın üzerinde sadece Demos'un onun için bir heykel diktiğini, Arhelaus için bir heykelle onurlandırma anıtı yaptığını görüyoruz. Modern literatürde bir kısım araştırmacılarda şöyle bir eğilim var. İşte henüz Kapadokya komandası bir kent devleti statüsüne bürünmemişti. O yüzden burada sadece Demos'u görmek mümkün. Bule yani danışma meclisi olan diğer meclis yok diye bir düşünce var. Muhtemelen bu yanlış bir düşünce tarzı. Doğru olan bir şey değil. Belki Demos bir onurlandırma anıtı son Kapadokya kralı için dikerken Bule'de ayrı bir anıt kendi adına münferiden dikmiş olabilir. Yani bunun izahı mümkün değil. Demos önceden gelecek, Bule arkadan gelecek böyle bir yapılanmayı hali hazırda biz araştırma tarihçiliği içerisinde göremiyoruz. Dolayısıyla Hellen Kent Devleti statüsüne M.S. 17'den önce bir yerde başlamış durumda yani bürünmüş durumda. Ondan sonraki süreçte biz çeşitli imparatorlara dair işte İmparator Hadrianus'a, İmparator Antoninus Pius'a, akabinde İmparator Geta'ya, akabinde İmparator Traianus Decius'a, akabinde Probus gibi imparatorlara çeşitli onurlandırma anıtlarının dikildiğini görebiliyoruz. Bunun gibi sadece imparator yazıtları değil, vali yazısını da görebiliyoruz. Benim yapmış olduğum çalışmalarda köyün içerisinde geçen bir köprünün temel taşları arasında Flavius Arianus adındaki Roma valisinin, Kapadokya eyalet valisinin bir onurlandırma anıtını bulmuştum. O onurlandırma anıtında Flavius Arianus'un muhtemelen kentteki bir dinsel bir derneğe
Apollon etrafında toplanmış olan bir derneğe muhtemelen bir yardımı, bir katkısı söz konusu ve bunun için onurlandırıldığını biliyoruz. Bunun dışında Gnaeus Papilius Aelianus adındaki yeni bir vali ortaya çıkarmış olduk. Bu da yeni bir vali ismiydi. Bunların dışında kente dair ağırlıklı olarak çok sayıda mitaçları bulduk. Bu mitaçları eyalet organizasyonuna dair bize çok değerli bilgiler vermekte. Bunun içerisinde bulmuş olduğum 7-8 adet mitaçlarını kendim ayrı ayrı makale olarak yayınladım. Modern literatüre kazandırdım. Ama genel tekte bakıldığında kent teritoriumu içerisinde bir hayli egemenlik sahası içerisinde ve kent merkezi içerisinde ele geçen bir sürü daha önceden de bulunmuş, yayınlanmış mitaçları var. Bu mitaçlarındaki durumdan size söz etmek isterim. Burada ağırlıklı olarak mitaçları üzerinde, yani bu mitaçların yapılış amacı elbette ki yakından biliyoruz, yakın örneklerinden biliyoruz ki kentler arasındaki ulaşımları, mesafeleri bildiren, yolların kenarlarına dikilmiş olan anıtlar. Buradaki en önemli kilit nokta yazıtların en alt satırındaki uzaklık mesafelerini bildiren bildirimler, falanca yerleşimimin şu kadar kaldığına dair, mesafe kaldığına dair gösteren bildirimler. Bu yazıtlarda ağırlıklı olarak egemen dil Latince. Ve bu yazıtlarda hiçbir zaman ne Kapadokya Komanısı, ne eyalet başkenti Kayseri'ye, yani Kayseri, ne de eyalette Sasanilere karşı konuşlandırılmış olan Legio 12 Fulminata'nın, yani 12. Roma Lejyonu'nun bulunduğu Melitene, Malatya, bugünkü Malatya kentine dair olan kentlerin isimleri verilmeksizin özellikle Kayseri'den Malatya arasına kadar uzanan bir güzergah söz konusu ve bu güzergah Kapadokya Komanısı'nın Hierapolis kentinin egemenlik sahası içinde geçmekte. Ve uzaklıklar ya Malatya'ya göre verilmiş ya da eyalet başkenti olan Kayseri'ye göre verilmiş. Bu mitaçlarında dediğim gibi bir yandan Kayseri'ye, bir taraftan da Malatya'ya göre ayarlanmış olması ve ağırlıklı olarak dilin Latince seçilmesi zaten yol yapım faaliyetlerinin arkasındaki yaptıranların Roma organizasyonu olduğunu görüyoruz. Yani buradan geçmek durumunda kalan Roma askerleri için ya da eyaletteki bürokratlar, idareciler için bu yazıtlar arkadaşlar ağırlıklı olarak dikilmiş oluyor. Bu amaçla bu yazıtlar dikiliyor ve bu yazıtların her biri tipik bir şekilde bir mitaş olarak da nitelendirilmeyebilir. Bazıları halinde, dativus halinde biten sadakat bildirimlerini gösteren adak mitaşları. Roma'da sık sık iktidarlar değiştiğinde burada insanlar inisiyatif kullanarak hemen iktidarı geçmiş olan insana bir adama gerçekleştiriyorlar. Bu adamayla o yeni tahta çıkmış olan imparatora sadakat bildirgesini göstermiş oluyorlar. Bu yolla bir sürü kentten ele geçen mitaşı var. Grekçe, Helence yazılmış mitaşları var mı? Var ama bunlar gerçekten 3-5 adetle sınırlı. Bu da bize şunu gösteriyor. Nispeten daha ziyade Helenize olmuş, nispeten daha ziyade Romanize olmuş bölgelerde ağırlıklı olarak egemen dilin Latince olduğu konusunda Werner Eck'in bir saptaması var. Bu durum Suriye'de, Arap Yarımadası'nda yahut da işte Kapadokya gibi sınırlara yakın bölgede kendisini hissettiren bir durum. Mitaçların dışında tipik bir Yunan kentine özgü olarak onurlandırma anıtları var. Biz bu onurlandırma anıtlarında kentlerin elit vatandaşlarının, zenginlerinin hangi icraatları yapmış olduklarını görebiliyoruz. Burada nitelendirebileceğim en önemli şey Flavia Aeliana Ma adındaki bir kadının 5 imparator kültü çocuğunun olduğunu gösteren bir anlatıma sahip olan bir onurlandırma anıtı. Bu da imparator kültünün kentte gene elit ailelerce yürütüldüğünü, elit ailelerin imparator kültü rahipliğini ellerinde bulundurduğunu, kendileri için rezerve ettiğini bizim için göstermekte. Burası önemli. Bunun dışında kentte ele geçen dinsel içerikli yazılardan gerçekten kent tapınak devletine dönüştürüldükten sonra da tapınağın yegane sahibi olan Ma adındaki tanrıçanın kültünün milattan sonra 1. yüzyılın ortalarında da devam ettiğini görüyoruz. Yani kent tapınak devletten kente dönüştürüldüğünde buradaki tapınağın objesi durumundaki olan Ma
ortadan kaldırılmamış. Muhtemelen olası olan şey şu, muhtemelen bu kültün etrafında başka kültler de ortaya çıkmış. Bunlar nelerdir? Apollon, Asklepios, Hermes, Zeus, Olibreus gibi bir takım kültlerinde Kapadokya Komanası'nda, daha doğrusu Hierapolis Antik Kenti'nde olduğunu söylüyoruz. Yani kent devletine dönüştürüldüğünde tapınak devletinin yanındaki Ma tanrıçasının yanına başka kültler de ortaya çıkmış. Ve muhtemelen belli bir saatten sonra da, belli bir zaman diliminden sonra da Anadolu'da kökeni sahip olan Ma kültü belki de Hellen kökenli bir tanrıçaya yerini bırakmış olacak. Bu manada epigrafinin büyük ustalarından Louis Rover'in tespiti, bu tanrıça muhtemelen Athena olmalıydı. Çünkü Athena da bir savaşçı tanrıçasıydı ve Kapadokya'da Athena şahıs ismi olarak Athena'nın kullanıldığını biz çok rahat bir şekilde yazıtlarda şahıs isimlerinde görebiliyoruz. Şahıs isimlerinde böyle teofilik yani tanrısal isimlerin çocuklara verildiğini görebiliyoruz. Eğilim olarak şundan da bahsetmek isterim. Kentte yaklaşık olarak 290 kadar ayrı bir bireyin olduğunu 350 yazı üzerinden saptadım. Bunların içerisinde 100 adet kimsenin Anadolu kökenli isimler taşıdığını, 50 kadar ismin İran kökenli isimler taşıdığını, geri kalan ağırlıklı kısımda en fazla sayıdaki ismin Hellen kökenli isim olduğunu, akabinde de gene Roma kökenli şahıs isimlere rastladığımızı görüyoruz. Ağırlıklı olarak eğilim şu yönde, İran kökenli ya da Anadolu kökenli isimlere sahip olan aileler çocuklarına Hellen kökenli ya da Roma kökenli isimler veriyorlar. Diğer taraftan bilmemiz gereken diğer bir konuda kentin egemenlik sahasının nerelere kadar uzandığını belirlemek. Bunu net bir şekilde ortaya koyamıyoruz ama Kayseri ile olan mesafeyi, sınırı Tahtalı Dağları'nın, Kahramanmaraş'la olan sınırı ise Binboğa Dağları'nın doğal bir sınır olduğunu düşünüyoruz. Güneydeki yerleşimlerin de sınır olarak Sahinbeyli'nin belli bir mesafesine kadar, Sahinbeyli ilçesinin belli bir bazı köylerine kadar Kapadokya Komanası'nın, Hierapolis'in egemenlik sahasının uzandığını tahmin etmekteyiz. Son olarak söyleyebileceğim diğer bir husus da Kapadokya'daki epigrafik araştırmaların azlığı, yüzey araştırmaların azlığı ile alakalı. Yolunuz düşerse Adaneli Tufanbeyli sınırları içerisindeki Şarköy üzerindeki bu tapınak devletini, sonraki adıyla Hierapolis olan bu kent devletini gezmenizi tavsiye edebilirim. Thank you.